Merhaba arkadaşlar, ben Sinan. Yeni bir oyunla birlikteyiz. Yine bağımsız bir yapımcı, Project Wingman. Süper bir uçak oyunu arkadaşlar. Elemanın birisi tek başına bunu geliştiriyor. Birazdan görürsünüz. Ya böyle grafikler yok ya. Uzun zamandır bu tarz videolar çekmiyorum. Artık çekmeye de devam edeceğim. Bağımsız yapımcıların oyunlarını oynamayı seviyorum. Sizlere işte ücretsiz hem oyun da vermiş oluyorum. Bu tarz oyunların %90'ı ücretsiz oluyor arkadaşlar. Oyun geliştirme aşamasında, sağ üstte alfa diyor zaten. Geliştirmeye de devam ediyor adam. Açıklama kısmında linki görürsünüz. Senaryolarda bir tane senaryo var. Ayarları çok iyi. Bu tarz oyunlarda bu kadar ayar normalde ben görmedim abi. Adam uğraşıyor. Bayağı ciddi bir biçimde uğraşıyor. İnşallah daha da geliştirir. Senaryolara girelim. Bir senaryo var. Clear Skies diye, Anti-Air Mission. Ve bir tane de uçak var. Yapımcısı Rus mudur nedir bilmiyorum. Su-27 arkadaşlar. Galiba Rus olabilir. Launch diyelim. Normal silahları seçtim. Şimdi tuşları yanlış hatırlamıyorsam. Aynen bu şekilde. Space Leader Rocket. Tamamdır. Kamerayı, kamera açısını ben genellikle şöyle oynuyorum arkadaşlar. Şöyle. Ama kabin içinden de oynanabilir. Hatta kabin içinden oynayalım mı? Efsane ya, bakın. Shift'e bastığınız zaman daha da hızlanıyor. Hatta şöyle bir bakayım. Aynen. Shift'e basınca bakın daha da hızlanıyor. Hit hit hit. Abiciğim çok iyi yapmış ya. Abi böylesine bir oyun nasıl ücretsiz olur? Bu kadar güzel grafikler. Dur, Shift'e sürekli basmayayım çünkü kaçırıyorum yoksa. Bas bas. Bana kilitlenen yok değil mi? Oo, hadi. Oha, flare attı. Flare attı. Flare attı. Kaçamazsın benden. Aha, olay budur. Seni de patlattık. Kaç kaldı? 2 kaldı galiba. Bunları da öldürelim. Boom. Oha. Taramalıyla, makinalıyla da öldürmek mümkün ama zor oluyor öyle. Yine mi flare attın? Fox 2, Fox 2. Hadi. Shift'e basalım. Yerini yakalayalım. Neredesin lan? Aa! Oha, bana doğru uçuyordu galiba. Öyle bir geçti ki yanımdan. Kaçaman genç. Lan! Oo, onu da patlattık arkadaşlar. İlk grup yok edildi. Yeni grup geliyor buraya doğru. Yine onlar da Su-27. Nice. Sular MiG diye mi geçiyordu yoksa MiG'ler farklı mıydı? Emin değilim. Bilen varsa açıklama kısmından yazarsanız. Böyle uçak simülasyonları konusunda o kadar da bilgili değilim. Şuradan bas bas bas. Enemy shutdown. Enemy patlatıldı. Gerçi patlatıldı demiyor. Shutdown, kapatıldı diyor. Yok edildi. Dur. Nereye gidiyorsun lan? Uzaya mı çıkıyorsun? Bildiğin uzaya çıktı ya. Yalnız şu grafiklere bakar mısın? Oo! Birisi roket attı bir saniye. Oha, eğleneyim derken var ya vurulacaktım. Sen misin lan bana roket atan? Gel buraya gel. Gel 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 sen gel. Sen misin bana roket atan? Böyle de oynaması ha. Ama böyle biraz daha fazla baş ağrısı yapıyor. Böyle başınız dönebiliyor yani oynarken. O yüzden bu açıdan oynamayı çok sevmiyorum. Bu açıdan daha iyi böyle. Burundan içeriden izlemek daha güzel oluyor. Patla lan! Olay budur. Enemy shutdown. Bakın size bir şey göstereceğim. Bunlar rahatsız ediyordu. Az önce gösteremedim. Abi yukarı gidiyoruz, tamam mı? Abartmıyorum. Bildiğin... Yağmur mu başladı lan? Aa, düştüm! Oğlum yukarı doğru gidiyorum zannettim bir an lan. Ya içeriden bakmayınca belli olmuyor ya. Kamera açısını buraya aldım ya. Dur, retro diyelim. Tamam. Göreve devam ederiz. Biraz oyunu inceleyelim. Bakayım. Aynen. Abicim şu manzaraya baksanıza. Grafikler efsane ya. Grafikler efsane değil mi arkadaşlar? Şuna bakın. Oha. Ya böyle bir oyun, böylesine bağımsız bir oyun, ücretsiz bir oyun nasıl bu kadar güzel olabilir? Adam
efsane başarıyor arkadaşlar. Bu arada kırmızı hat çıkmaya başladı. Neden gösteriyorsa. Ha, uzaya çıkıyorum ya ondan. Bildiğin uzaya çıkacağım zorlasam ya. Dur bakayım, çıksam ne olacak? Çıkabilir misin? Zannetmiyorum ama. Zorluyorum şansını arkadaşlar. Aa, geri aşağı attı. Yönümü değiştirdi. Ben ellemedim arkadaşlar. Yapamıyor. Ne tarafta? Aynı grup geliyor değil mi? Az önce patladık tabii. Patlamasaydık sıkıntı yoktu. Başka ne göstersem size? Şöyle kabinden değil de şuradan oynayayım mı? Buradan oynaması daha da kolay oluyor. Ben asıl böyle alışıyordum arkadaşlar. Kabinin içinden, çünkü ekranı kapatan bu hatlar var, çerçeveler var. Canımı sıkıyor onlar. Böyle yapacaksın abi. Mouse'la da böyle daha rahat bakabiliyorsun. Uçağı da görmüyorsun ya, çok daha rahat oynanıyor. Bak, olay budur. Simülasyon dediğim budur işte. Gel buraya, gel. Kaçamam. Kafadan gireceğim. Yok, diğer tarafa mı gidiyorsunuz? Biraz açılı gidiyorlar galiba. Oo, nasıl kaçtın lan sen benden? Genç. Oha, biri bana roket attı. Kaçaman, hiç zorlama. Nice shot. Sen bana mı odaklanmaya? Bak, bu fırlama var ya, bana kitlenmeye çalışıyordu. Gel lan buraya. Slavey. Ve o da patladı arkadaşlar. Tamamdır. Oyunu var ya, birkaç kez oynadım böyle, bayıldım ya. Çok güzel yapmış. O kadar güzel ki. Yani böyle bir saat falan kendi halimde oynadım. Bu görev de uzun bir görev arkadaşlar. Hepsini göstermeyeceğim ama bayağı bir uçak geliyor. Onların hepsini indirmeniz gerekiyor görev bitene kadar. Ben sana niye kilitlenemiyorum? Neyse, diğerini kilitlenelim. Sırayla kilitleniyor bir de. Öyle bir olayı var. Hepsine rastgele kilitlenemiyorsunuz. Tuşu vardır belki de, bakarsınız. Fakat rastgele kilitlenmiyor. Gruptaki bir tanesini hedefliyor. Onu öldürene kadar diğerini kilitlemiyor. Flare attı. Gel lan buraya. Nice. Avax. Six squad. Yeni bir squad geliyor arkadaşlar. Aynen, bu squad geliyor. Fakat onlara dalmayacağım ben. Şöyle bir yüzeye yakın uçayım. Orayı da bir görmüş olalım, incelemiş olalım. Şöyle uçayım. O patlamadan uçabilirsem tabii. Ya da beni patlatmazlarsa. Abi çok iyi ya. Şuna baksanıza. ASDF arkadaşlar tuşlar. Mouse'la da etrafa bakıyorum. Space ve mouse sol klikle, sol tıklamayla da şu roket bu. Q ve E ile de yan gidiyorsunuz böyle. Okey. Q ve E bu şekilde. Bakın, grafikler o kadar iyi ki yere yaklaşınca bile pikselleşme yok ya. Bu muhtemelen generated, yani otomatik oluşturulmuş. Aynı Minecraft gibi, nasıl açıyorsunuz o anda oluşuyor ya. Otomatik generation olayı. Bu dünya da otomatik generate edilmiş diye düşünüyorum. Çok iyi abi. Hop! Çok yakındı. Dur bakalım suyu ne kadar iyi yapmış. Yakınlaşınca ne kadar iyi. Su, yüzmeye gidiyorum arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bye bye. Evading. Oha. İnsanlık dışı yakarım şu anda. Ama çok iyi ya. Uçak da harbiden... Oha, ne oluyor lan? Aaa, haritanın dışına çıktım muhtemelen. Çünkü kontrolü iptal etti. Evet arkadaşlar, oyun bu şekilde. İndirin, oynayın. Çok güzel, çok kasmıyor. Orta seviye bir ekran kartınız olması yeterli diye tahmin ediyorum. Yine bir bakarsınız, denersiniz. Ayarlardan da zaten biraz değişiklik yapabiliyorsunuz. Grafikleri düşürebiliyorsunuz. Bakın, bayağı bir ayar var. Dediğim gibi ben Ultra'da oynuyorum ama bana bakmayın siz. Ayarları çok iyi biçimde düşürebiliyorsunuz. Anti-aliasing'i düşürün. Bir de view distance'ı düşürün. Bunlar bayağı bir rahatlatacaktır. Diğerlerini de high ya da medium yapsanız yeterli olur. Çok iyi oyun arkadaşlar. Harbiden yani, bayağı bir söyledim ama böylesine bağımsız bir yapımcıdan ilk kez bu kadar iyi grafikli bir oyun görüyorum. Genellikle böyle renkli renkli cıvıl cıvıl oyunlar görüyoruz. Flat renkler falan. Değişik olmuş yani. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.